Selamünaleyküm sevgili Abdestli Hoca ve Mucit Hoca takipçileri. Yepyeni bir evde yapma serisi ya da bir aksesuar yapma serisiyle karşınızdayız. Şimdi çok güzel bir lamba yapacağız ya da başucu lambası. Artık adı her neyse lamba der veya farklı ne söyleniyor bilmiyorum ama sonuçta göreceğiz ki gerçekten çok müthiş bir iş çıkmış olacak. Şimdi bunun için malzemelerimizi şöyle sayacak olursak, bir tane şöyle benim süs kabağı vardı. Onun hatırlarsanız daha önceki videoda o ağız kısmını, yani boru olan kısmını çok güzel bir çalışma masası lambası yapmıştık. Şimdi geri kalanıyla da şöyle güzel bir değerlendireceğiz. Bir lamba da yapacağız. Bir şöyle süs kabağına ihtiyacımız var. Süs kabağın üzerine işleyeceğimiz şöyle desenlere ihtiyacımız var. Bu desenler de internetten çıkardım. Siz de bulabilirsiniz rahatlıkla. Sonra şöyle daha önce hatırlarsanız yine onun masa çalışma lambasında ayağında kullandığımız şöyle denge oyunu parçaları var. Yine bunları birleştirdik. Bu sefer farklı bir birleştirme kullandım. Daha kolay. Şöyle iki tane ben birleştirdim. Bir tane daha sizin size göstermek için sizin huzurunuzda yapacağım. Şöyle göstereyim, iki tanesini şöyle birleştirdim. Üçer üçer yaklaşık şöyle ölçecek olursak 25-26 santimlik bir mesafe oldu. Şimdi şöyle gösterelim. Yani bunu biraz sonra tanıtacağım. Burada yine bir ayak olacak. Bunları kullanacağız. Şimdi şöyle bir deney ampulü ve duyu var. Bunu kırtasiyede de rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunu kullanacağız. Biraz kabloya, tek damarlı kabloya ihtiyacımız var. Bunu da anlatacağım. Şöyle bir USB başlığa ihtiyacımız var. Şimdi ben bunu da size anlatacağım. Ben bunu kullanmayacağım ama size bunu kullanmanızı da nasıl kullanacağınızı da anlatacağım. Ben farklı bir şekilde kullanacağım ama yine bu şekilde çalışan bir şey olacak. Yine onu da size anlatacağım. İşte biraz kürdana, biraz yapıştırıcıya, silikon tabancasına ihtiyacımız var. Bütün malzemelerimiz bunlar. Hazırsanız hep beraber nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi ben bunu nasıl size bu ayakları nasıl birleştirdiğim, bu parçaları nasıl birleştirdiğimi anlatayım. Şimdi önce şöyle deldim. Bakın şurada görüyorsunuz. Şuralarda da görüyorsunuz. Deldim. Sonra bunların içine kürdan yerleştiriyorum. Tabi birazcık şöyle yapıştırıcı sürüyorum şu yapıştırıcıdan. Hızlı yapıştırıcı. Bu soğutucu ile hemen hızlı yapışıyor. Sonra bir tane daha da kürdan buraya yerleştireceğim. Ve sonra karşılıklı gelecek şekilde tabi bunları delmiş oldum daha önce. Şöyle alıyorum, şöyle kürdanımı yerleştiriyorum. Burada bu kürdan biraz daha zayıfmış. Şöyle bir kürdanımı yerleştirdim. Sonra şunu şuradan kırıyorum belli bir mesafeden. Sonra şöyle karşılıklı gelecek şekilde şöyle yerleştiriyorum. Tabi bu araya yapıştırıcı süreceksiniz. Yapışması için, daha sağlam olması için. Bu şekilde bunun çift tarafını deldim. Bu ortaya gelecek parça. Şöyle göstereyim ya da size. Ortaya gelecek olan parçayı şöyle çift taraflı deldim. Şunlar da tek taraflı. Şöyle deldim ve böylece tek parça haline gelecek. Şimdi ona geçmeden önce şunu size söyleyeyim. Şimdi ben bu lambada kullanacağım elektriği kablolarını şu aradan geçireceğim. Bunun için mat kapla şöyle size göstereyim. Şöyle 3 milimlik bir mat kap mili var. Buradan deleceğim. Bütün hepsini deleceğim. Yani kabloyu şuradan taktığımda şuradan çıkarabileceğim. Böylece kablomuz da görünmez olarak lambaderin içine ulaşmış olacak. Ben şimdi onun delmesine geçeceğim. Delip geliyorum. Evet, şöyle kablolarımızın geçeceği şekilde deldik. Şöyle üst üste geldiğinde kablolarımız rahatlıkla şöyle içinden geçebilecek. Şimdi ben bunları şu deldiğim küçük kısımlardan kürdan yardımıyla birleştireceğim. Sonra tek parça haline geçecek. Aradan kabloyu geçireceğiz. Evet, o malzememizi şöyle birleştirdik. Tek parça haline getirdik. Şimdi duyu ve ampulümüzün bağlantı kısmına geçiyoruz. Şöyle dediğim gibi tek damarlı, şöyle zilteli de deniliyor buna. Rahatlıkla bulabilirsiniz. İnternet kablolar da bu şekilde olabiliyor. Şimdi bunu şöyle uçlarını açtık. Şöyle duyumuzun şuradan bağlantılarına,
Şöyle olacak şekilde. Şöyle. Lehimleme yapmıyoruz hiçbir şekilde. Tamamen yapılabilir bir proje olduğunu göstermek açısından şöyle vidamızın başına şöyle geçirip sonra şöyle çevirmek suretiyle şöyle vidamızın başına geçirdik. Şöyle göstereyim. Sonra çevirdiğimizde rahatlıkla oturuyor. Aynı şekilde karşıdakini de yapıyoruz. Yine şöyle vidamızın başına geçiriyoruz. Ve şöyle çevirdiğimizde tamam olmuş olacak. Şimdi şöyle bunu daha sonra kabağın içine yerleştireceğiz. Ama önce şu ayaktan nasıl geçtiğini size göstermek istiyorum. Şöyle ucunu hafif şöyle yuvarlayalım ki rahatlıkla ilerleyebilsin. Şöyle göndermeye çalışıyoruz. Gitmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bunun içinden geçirip karşı taraftan çıkaracağız. Evet, telimizi şu şekilde geçirdik. Şöyle ucunda lambamız var. Şimdi bunu bir kenara alacağız. Bizim asıl önemli olan şuradaki kabağımıza şekil oluşturmak. Şimdi ben bu şekilleri şöyle keseceğim. Şöyle keseceğim. Şöyle kestim şekilleri. Sonra şöyle şekillerimi 3 tane farklı yere gelecek şekilde şöyle ne yapacağım? Koli bandı yardımıyla yapıştıracağım. Evet, şu şekilde koli bandı tamamına gelecek şekilde şöyle 3 tane şekilimi şöyle kabaca göstereyim yapıştırdım. Sonra şuradan şöyle şekilleri boşluklarla deleceğim. Hemen onu da gösterelim. Evet, şöyle göstereyim. Şöyle aralıklar koyarak şöyle buradaki şekli kabaca boşluklarla delmelerle kabağımızın üzerine çıkaracağız şöyle. Biraz zaman alacaktır tabii. Bu şekilde. İsterseniz daha önceden kalemle noktaları koyabilirsiniz. O noktalardan belirlediğiniz noktalardan delebilirsiniz. Ben şöyle göz kararı yapacağım. Bitince tekrar buradayız. Evet, kabağımızın şöyle delme işlemlerini bitirdik. Şöyle göstereyim sizlere. Yani diyebilirsiniz. Şimdi pek bir şeye benzemiyor. İsterseniz bu arada zımparalayabilirsiniz. Daha güzel görünmesi için ama ben böyle doğal olsun istiyorum. Şu yukarıya da ben böyle bir çember çizdim. Şöyle deldik. Şimdi diyebilirsiniz bu bir şeye benzemiyor hocam. Mucit hocam bu bir şeye benzemiyor. Ne yapacağız diyebilirsiniz. Hemen size şöyle test edelim. Bakalım içerisinde nasıl gözüküyor. Şöyle bir pil alıyorum. Şöyle kablolarımın ampulüme giden kabloların ucunu şöyle değdiriyorum ve şöyle içinde yakmak suretiyle. Bakın gördüğünüz gibi şöyle güzel bir az önceki çiçeğin şeklini almış oldu. Şu şekilde de aynısı diyebiliriz. Şimdi gelelim elektrik tesisatını nasıl döşeyeceğiz. Buna bakalım. Şimdi iç tabanına tam tepesine yapıştıracağım ben. Dolayısıyla elektrik aksamının yani kabloların hiçbir şekilde dışarıda olmamasını istiyorum. Şimdi ayaklardan bir tanesini buraya taktığım zaman bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya takacağım. Dolayısıyla elektrik aksamının buraya geleceğini düşünerekten bunu şöyle deliyorum. Şöyle deliyorum. Şimdi bunu niye deliyorum? Bunu şu için deliyorum. Şöyle gösterelim hemen. Şimdi şu ayağımın içinden teller geçiyor. Bu telleri ben ne yapacağım? Burada deldiğim yerden geçireceğim. Şöyle açalım şu tellerin uçlarını. Hatırlıyorsanız bunları şöyle sarmıştık şuraya. Onları çıkardım. Şöyle bunun içinden geçirip bunun içinden şöyle geçirip tekrardan bağlayacağım. Şöyle kabloları önce şöyle bir çözeyim. Şimdi bunun içinden şöyle geçirdikten sonra artık tam tepe noktasına yani şu karşıda gördüğünüz yere ben artık lambamı yapıştırabilirim. Bunu da silikon tabancası yardımıyla yapacağım. Şöyle geçirdim tellerimi. Şöyle çekiyorum tam karşıya gidecek şekilde. Şöyle yine tekrardan buralara ne yapıyorum?
Ben bunları şöyle çevirmek suretiyle bunları sabitliyorum. Şimdi bu herhangi bir şarj adaptörüyle eğer USB kullanacaksanız herhangi bir şarj adaptörünün başlığını takarak rahatlıkla aydınlatmasını sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bunun için elektrik de çok yakmayacaktır. Ve çok güzel bir artık lamba der mi dersiniz veya farklı yerde masa lambası olarak mı kullanırsınız, nerede kullanırsanız. Şimdi tam şöyle karşıya gelecek şekilde ben bunu götüreceğim. Tabi süslemelerime gelmeyecek şekilde kabloları geçireceğim. Şöyle ona göre götüreceğim. Şöyle kenardan götürüyorum ve tam tepe noktasına bunu silikon tabancası yardımıyla yapıştıracağım. Tabi yine kabloların içeride tam kenara denk gelmesine dikkat edeceğiz. Bu noktada şöyle çıkarıyorum. Şöyle alt tarafına silikon sıkıyorum bolca. Şimdi bu ampul yandığında rahatlıkla tekrar değiştirilebilecek bir durumda. Çünkü çevrilerek takılıyor. Onun için ben böyle bir ampul seçtim. LED seçmedim çünkü LED hem nostaljiyi bozacak eğer kullanırsak hem de yanma gibi bir durumda tekrardan biz onu değiştirme gibi bir şansımız olur ama çok zor olur. Şöyle tam karşıya gelecek şekilde ben lambamı yapıştırdım. Evet, ampulümüzü iç kısma yerleştirdik. Şimdi geldik ayakları şu şekilde şöyle ayağı şu şekilde sabitlemeye. Bunun için yine şu araya silikon sıkıyorum. Eğer silikon tutmazsa söyleyeceğim yöntem de şu olabilir. Hani silikon tutmayabilir çünkü süs kabağı biraz daha parlağımsı olduğu için süs kabağı tutmayabilir. Bunun için şey yapabilirsiniz. Yine kürdanlarla kabağı delip yine buradaki ayağı delip o şekilde yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz. Ama silikon tutacağını düşünüyorum. Onun için ben silikon tercih ettim. Şöyle kurumasını bekleyelim bakalım. Silikon tutmadı. Tahmin ettiğim gibi çünkü bu çok kaygan bir yüzey olduğu için zımparalayıp da yapabilirsiniz ama ben daha böyle sağlam olması için yine tahtalarımın ucunu deldim ve kürdan yerleştirdim. Sonra şöyle ölçüyorum. Tam denk geldiği noktaları ölçüyorum. Ve oradan işaretleyip deleceğim. Sonra da yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Şöyle ölçtüm. Sonra bunları tam o ölçtüğüm yerlerden şöyle deliyorum. Hızlı yapıştırıcı da kullanarak buralardan şöyle rahatlıkla artık daha sağlam olacaktır. Bakın şöyle yapıştırmadan bile daha sağlam durdu. Yapıştırıcı da küp. Böylece üç tarafında yapmış olacağız. Evet, biz ayaklarını şöyle yapıştırdık. Genişlik benim kabağın ağzı biraz daha geniş açtığım için ayakları biraz daha geniş olmuş olabilir. Siz şöyle çapraz kesip biraz daha aralığı daraltabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben böyle olmasını arzu ettim. Birazdan hani tamamen bittiği hali de göstereceğiz. Videosunu da çekeceğiz. Şimdi son olarak elektrik aksamı için şöyle bir şey göstereceğim. Dedim ki ben size şu USB'yi takabilirsiniz. İsterseniz şu hani elektrik şu içeriden, elektrik şu içeriden gelip şu ayaktan dışarı çıkıyordu ya. Siz isterseniz buraya bunun daha uzununu şuraya takıp direkt dediğim gibi bir adaptöre taktığınızda buraya elektrik verebilirsiniz. Ben de şu an kısası var. Dolayısıyla ben buraya daha farklı bir sistem oluşturacağım. Onun için de şöyle bir barel jack kullanacağım. Bunu şu şekilde şuraya yapıştırıp şuradaki elektrik devresini bir işte içine bir de arkasına gelecek şekilde takacağım. Buraya ben yuvarlak uçlu bir dişi
barelcak taktığım için erkek bir barelcakla burayı desteklediğimde yine 5 voltta bunu çalıştırabileceğim. Bunu da buraya montajlayacağım. Evet, bağlantı kısmından da şu şekilde ben bitirdim. Burayı yine ben böyle boyayacağım. Hatta böyle üstüne biraz daha şu parçaları delerken çıkan ahşaptan böyle yapıştırıcı ile dökeceğim. Daha nostaljik olsun. Şimdi gelelim bir deneme kısmına. Şimdi benim bir tarafı şöyle USB, diğer tarafına da şöyle kendimin erkek barel jack taktığım bir kablom var. Dediğim gibi siz böyle bir tane uzun USB kabloyla şu benim yaptığım kısmı çıkarıp sadece direkt bağlantıları fark etmiyor artı eksi. Buradan bağlantı yapıp direkt oradan şöyle 5 voltluk bir adaptöre, bir şarj adaptörüne takabilirsiniz. Şimdi ben bunu buraya takacağım. Şöyle takalım. Sonra şunu bu prize takalım ve şuradan takalım. Evet, gördüğünüz gibi ışığımız hemen bize tepki verdi. Şimdi final aşamasına geçelim. Evet, son hali bu şekilde. Şöyle fişini bir takalım. Gördüğünüz gibi hemen o çizdiğimiz şekiller kendini gösteriverdi. Bir de ışığı kapatıp bakalım. Evet, şu an gerçekten çok muazzam görünüyor. Karşı tarafta da gördüğünüz gibi yaptığımız şekil, çizdiğimiz şekiller gözüküyor. Şöyle odanın farklı yerlerine çok güzel bir lamba olmuş oldu. Şöyle tepe noktasını da gösterelim. Evet, şöyle gerçekten çok güzel bir lamba olmuş oldu.